kremi yaparım. Kanat takıp uçurur da bu düşler uyandırır hep tatlı yerinde. Gün ortasında sabah seherinde hatırlanır yeniden. Bu bende yok. Mı kardeşim? Yok, bende yok. Bu kardeşim baba evi. Ben o zaman bu... şeylere sorayım bir. Babaanneme falan sorayım belki. Kanal, Kanal 7 de izlemiştir. Babana sor oğlum. ATV'deydi aslında ya. Şey oynuyordu. Halil Ergün Pazarlama. Bu Ali Rıza. Ali Rıza Bey kimdi? Ali Rıza Bey. Aman tadımız kaçmasın. O adam oynuyordu. He. Aynı orada da bir sürü kız babasıydı ama yani daha gençti. Ama yine başında bir sürü bela o, vardı. O adam default olarak kız babası zaten. Yani o adam başka rol verdi. Olarak panda gibi ya. Panda gibi olduğu için hep kız babası rolü veriyorlar herhalde öyle bir şey. Bir de şey bıyık yani. Falan olunca böyle aslında böyle geleneklerine bağlı bir kız babası ama böyle kızların hepsi böyle şey. Aynen. Yollu falan böyle. Öyle böyle anne falan. Anne idare ediyor böyle. Anne arada şey kalıyor falan. Tabii. O dizide de aklımda şey kaldı en çok. Bir gün bir mahkemeden mi geliyorlar bir şey yapıyorlar. Adam Edirne'den İstanbul'a taksi çeviriyor. Taksi böyle bordo renk yani. Hani öyle bir taksi. Taksinin rengi bile değişik yani. Yani taksi İstanbul'a Edirne'den getiriyor. İstanbul'a gelene kadar rengi mi değişmiş? Öyle bir şey mi yani? Yol çok uzun değil. Ya Edirne tarafında biraz şey olmuş işte. Güneş yediği için mi bilmiyorum orada. Güneş yediği bilmiyorum yani. Orada bordo oluyormuş abi taksiler. Neyse yani. Orada da şeyi düşündüğümü hatırlıyorum. Lan kaç para tuttu acaba ya? Nasıl biner abi bir insan falan. Hiç odaklanamıyorum hikayeye ya. Bu parayı şeyi düşünmekten çok... Sen hep öyleydin ya. Zaten yani. Bu arada mesela beraber Alman usulü bir ödeme yapacağız. Dinleyicilere anlatıyorum. Böyle 11.75 tuttu ya diyelim hesap. Onun yarısını işte 5.80 mi yapıyor? İşte onu paylaştırıyordu Çağatay. Ve tam o kuruşu kuruşuna veriyorduk yani. Onun hesabının peşindeydi. Ya abi dur ben vereyim bu sefer bir sonraki senin olsun yok. Yok maalesef evet. Yani versem de kendim verirsem de aklıma yazıyorum. Hiçbir şey değişmiyor hayatımda. Hani ortak ödersek kuruşu kuruşuna ortak ödemezsek de 7 kuruş ödediysem mesela fazla 7 kuruş aklımda kalıyor yani. Sonra asker... sen benim için fazladan 13 kuruş ödüyorsun. Sonra 6 kuruş borçluyum diyorum. Hiç unutamıyorum yani maalesef. Askerde bir çocuk şey yapmış. Askerde bir çocuk şey mühendisiydi. Bilgisayar mühendisiydi. İstanbul'da bir şirkette çalışıyordu. Bir tane app yapmış abi. Onu gösterdi bize. Şey, bu Alman usulü için mesela pizza söyledim 5.26. İşte biri kola söyledi ama o kendine ayrı söyledi bilmem ne. Tık 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 giriyorsun. Herkesin ne ödeyeceğini tak diye çıkıyor. Abi onun... sana şöyle bir şey söyleyeyim. O uygulama burada var ve kullanılıyor. Çünkü adı üzerinde Alman usulü. Bu orospu çocukları burada her kuruşun hesabını yaptığı için bu uygulamaları kullanıyorlar. Yani böyle ortak harcama yaptıkları yerlerde şey yapıyor mesela öyle bir uygulama var ki diyor ki işte Ömer etleri aldı. Hani et kaç kişi? 6 kişi için ya. İşte bu harcama Ömer, Çağatay, Ahmet, Mehmet için diyor. Çağatay gitti su aldı 10 lira. Sadece Ömer ve Çağatay için. Her şeyin sonunda topluyor. Evet. Seyahat yani... bitince diyor ki senin sonra 3 lira borcum var. Ahmet sana 5 lira verecek falan filan diyor. Korkunç ya. Abi o kadar hesap ne bileyim ya. Ama kolaylaştırıyordur işleri belki de. Yani kafaları rahat oluyordur. Abi işte yani benim de kafam öyle çalışıyor. Ben de mesela öyle olunca rahat ediyorum ya. Sonuçta ben ne otlakçı bir adamım ne de böyle çekmeyi seven bir adamım. Ben eşitçi adamım haliyle. Böyle şeyler de benim işime geliyor yani. Hani her otlakçı derken Asgardam'da hiç de şey değildin ya, öyle çekmeyi seven bir adam değilim falan derken. Biraz literally yaklaştım konuya ama. Oralarda çok otlakçıydık kardeşim şimdi. Umarım bu COVID şeyleri tekrar biter de otlaklaşırız. Mantarcılaşırız ya, falan ben, bilmiyorum yani. O vakit geçti bizden de yani. Hani o zamanlar çok gençtik. Şey yapıyorduk. Interrail'la gezerken şeyimiz yoktu. Paramız da yoktu. Endişemiz de yoktu başımıza ne gelir diye. Cesurduk yani. Evet. Bir de yani şey mesela hani millet Amsterdam'a gidelim falan filan diyor ya. Şimdi onun çok bir numarası yok yani. Şimdi ot dediğini. Bu nerede yayınlanacak ya kardeşim şimdi? Milli televizyonlarda yayınlanmayacak. Alın bunu, alın. Otomatik olarak sağ elimle kafamı eğdim ve şeye doğru, kapıya doğru ittirdim yani. Böyle bir refleks oldu. Yok ya şey yani.
Ya işte bulunuyor abi yani bir şekilde bulunuyor yani ama ararsan mesela arayan mantar bulur yani. ülkemizde yok yani baktığın zaman. Hani bulunuyordur da benim haberim yoktur belki. Yani mantar için Amsterdam'a gidilir yani. Mantar için Avrupa'ya gidilir. Ben bunu gençlere tavsiye edebilirim yani. Ya da genç kalanlara ya da ölmek üzere olanlara tavsiye ediyorum yani. Değişik bir tecrübeydi Ömer. Bilmiyorum senin aklında ne kaldı ya da bir şey kaldı mı ama Ya yani. şöyle yani ben bir kere hayatımda ilk ve tek defa işte senin sayende denedik. Yani Senin sen. Ben sanki dealer'ım amına koyayım. Tamam kardeş ben. Tamam ben ticari olarak bunun şey yapıyorum. Allah. TC yani kimliğimi de ver bari. Allah Allah. o zaman niye bilmiyorum böyle çok böyle yani uyuşturucu bir madde gibi değil de böyle hani şey gibi yaklaştık yani. Ne denir? Böyle bir Helium çekmek deneyim gibi olarak. yaklaştık yani. Aynen. Bir deneyim gibi yaklaştık. Ve yani nedense yani ikimizin aynı anda şey yapması, yemesi çok mantıklı bir seçenek değilmiş. Onu anladım. Çok çılgın. Ama bunu sen seçtin biliyorsun değil mi? Adam dedi ki arkadaşlar bak şöyle oldu ben çok iyi hatırlıyorum. Bunun 3 seviyesi vardı. 1 dedi beginner dedi. 2 dedi alışkın dedi. 3 dedi expert dedi. Hani aşmış yani falan dedi. Ben dedim ki bu beginner. Yani biz ilk defa izledik. Ömer dedi ki abi ne gerek var beginner ne ya? Hiç etkisini vermeyecek. Expert gönder bize abi dedin. En iyisini Benim gönder dedin. klasik yaşam tarzım o ama biliyorsun yani hep böyle Abi. expertten başlamaya çalışma. Yani çok, çok haklısın da yani işte başımıza duracak adam da yok yani. Ve yani ben bakıyorum özelliklere sen böyle ben şey diyor abi Ömer öyle diyorsun ama bak bunun visual hani bunun görsel halüsinasyonu çok yüksekmiş diyorum sen böyle ooo. Ama bak aynı zamanda işitsel halüsinasyonu da çok fazlaymış ooo falan diyorsun yani gönder gönder falan diyorsun. Şeye zor Hiç ikna ettin yani ikna şeyi. edemiyorsun O, evet yani hani kötüleştirmeye çalışıyorum senin gözüne daha da büyük güzelleşiyor olay. Ortasını seçmiştik diye hatırlıyorum. Yani hani orta kademeyi seçmiştik. Ve adam şey demişti yani hani yani ikiniz mi deneyeceksiniz? Evet dedik. Yanınızda bir uslu biri yok mu? Kontrolcü yok dedik yani. O zaman dedi yanınıza dedi bir C vitamini bir şey alın dedi. Hani beni. Meyve baktınız suyu alın etkisi falan diyor. kötüleşiyor. Evet. Kötü hissediyorsanız dedi. Çikolata falan alın dedi. Onu içersiniz iyileşirsiniz dedi abi. Ben o yüzden şey yaptığımızı hatırlıyorum yani. Yanımıza sadece mantar ve 1 litre portakal suyuyla yani hani Bir litre portakal suyu geziyorduk. vardı. Ve şeyi hatırlıyorum abi onu yedikten sonra zaten o bir elimde ağırlaştığını hatırlıyorum. Bir dev bir dumbbell'a haltere dönüşmüştü yani o böyle hani Ama sen onu çok içmedik tribe yani. girmiştin en başta. Yani oğlum bana bir şey olmuyor ya. Biz boşu boşuna şey yaptık. Bir şey zannettik. O kadar para verdik falan filan demiştin. Ben böyle Evet. renkler bir güzel geliyor. Böyle müzikler duyuyorum falan filan. Böyle bir işitsel halüsinasyon görsel falan. Sen sinir oldun bana da. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ya lanet olsun hep seni etkiliyordu Bana falan filan. beklemediğim yerden vurdu. Sen kendini çok hazırladın. Sen böyle aa böyle oluyor, böyle oluyor dedin. Ben böyle siktir lan deyip bir anda halüsinasyonlara girince bana şey oldu. Ben kötü vuruldum. Ama mesela beni şey sende şey çok etkilemişti. Bu köprüyü geçmeden sen onu hala bilerek mi yaptın emin değilim de şey olduğunu hatırlıyor musun? Köprüyü geçiyorduk abi. Sen böyle boğulmaya başladın. Konuşamıyorum diye. Falan böyle nefesin kesiliyor gibi yaptın. Seni hemen geri götürdük. Abi orada nefes alamıyorum dedin. Tamam mı? Orayı hızlı geçtik abi. Köprünün ikinci arasında böyle oldum. Abi şimdi böyle olayım ama bak bu tarafa gelince de çok hızlı konuşmaya başladım. Çok hızlı konuştuğum için de böyle oluyor. Biraz daha hızlı girelim falan dedim. Böyle bir konuşma hızlandı. Sonra köprüyü geçince normale dönmüştün yani. Ben şeyi O hatırlıyorum. bayağı Senin değişikti. böyle yanından geçen kalabalık bir caddede yürüyorduk. Yanından geçen küçük çocukları yediğini falan gördüm. Böyle çok korkunç bir şey olması Ağzımdan kan lazım. akıyor demiştin. Evet, öyle bir şey demiştin. Ağzını Senin sil ağzından kan hayvan diyorum. akıyor demiştin. Yani niye yiyorsun çocukları demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Sanki Demiyorsun. Dışarı taşırıyorum o normal bir şey de. Şu ağzını yüzünü bir sil. herhalde. O Ben noktadayım. şeyi hatırlıyorum. Böyle çok etkisine girdiğimiz için bir kere film çekiminin ortasında kaldık. Onu hatırlıyor musun? Bir film Evet. çekiliyordu. Bize çekilin falan diyorlardı. Evet. İnşallah öyleydi ya bu arada. Onu hatırlamıyorum. Vallahi ben Sonra de abi öyle hatırlıyorum, evet. Yani orada bir film çekiyor, set vardı. Setin ortasında kaldık biz bir anda. Ve iki tane kafası güzel adam böyle setin ortasında kaldık, birbirine bakıyor. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz falan. Bir de şey ya bir oluyor. de ha, söyle. Ya insanlar senden nefret ediyor gibi oluyor böyle sanki yani. Evet. Değil mi? Dikkat çekiyoruz falan. O işte içimizdeki böyle insanları rahatsız etmeme
arzusu, alttan gelen bir his herhalde. O rahatsız ediyor. Çünkü ben şey hatırlıyorum burada. Elimizde hostel haritasıyla insanlara adres sorduğumuzu hatırlıyorum. Zavallılar, onlar da bize anlatıyor. Biz bir sik anlamıyoruz, böyle gülmeye başlıyoruz. Ya bir tane kafeye oturduk. Hiç anlamamıştık. Bir tane kafeye oturduk, hatırlıyorum. Yani bir şeyler içelim de kendimize gelelim artık diye. Zaten yolu kaybettik böyle. Sokaklarda dolaşıyoruz. Bir tane kafeye oturduk. Ben bir tuvalete girdim. Zaten tuvaletin kapısını bile bulamıyorum. Bırak oteli bulmayı. Yani tuvaletten çıkacağım. Elimi yüzümü yıkadım. Kapı nereden nasıl açılıyor? Ya yani o mekanizmayı çözemedim yani. Normalde indirirsin kolu, açarsın değil mi? Yani o onun nasıl açıldığını çözemedim falan böyle. Sonra geldim böyle. Bir baktım. Böyle boş bir televizyon ekranı var. LCD ekran var böyle kafede. Sen ona bakıyorsun ve coşuyorsun ekrana karşı. Böyle hadi oğlum falan diye böyle. Abi çünkü ben orada sürekli Hamit Altıntop görüyordum. Sürekli ya. Hiç anlamıyorum. Amerikan futbolu oynanıyordu başta. Bir bakıyorum Hamit Altıntop. Allah Allah diyorum ya. Hamit Altıntop Amerikan futbolu oynamıyordu benim bildiğim falan diyorum böyle. Hayır, ben bir geldim. Ben geldim ne yapıyorsun dedim. Normalde ekran boş. Ne yapıyorsun dedim. Abi dedi Hamit Altıntop'un maçı var, görmüyor musun dedim. Ekran boştu. Bir anda bir baktım Hamit Altıntop'un maçına, ben de tekrar dedim. Boş ekrana karşı bir salak. Maç izlediğini zannediyorum. Hamit Altıntop hakikaten yani gözünde canlandırması kolay bir adam yani. Hani şimdi ben sana desem şey işte Uche falan desem, ne bileyim JJ Okocha desem falan hayal edemezsin, ama Hamit Altıntop göze geliyor yani. Yani ben ele gelmek gibi göze geliyor yani. Uche'yi direkt şeyin Ebru Gündeş'in klibiyle hayal ediyorum yani. Evet. Ben de onun direkt... bir şey klibi vardı. Reklamı vardı. First'ün koku reklamı vardı. Sarımsak yiyordu. Bir iki odadalardı. Borudan diğer boruyu öflüyordu. Karı ölüyordu kokudan. Sonra First çiğniyordu. Onu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Öyle bir şey vardı. Evet. Sonra First çiğniyordu. Bu kadar. Sonra götüne sokuyor boruyu. Ne bileyim amına koyayım, o kadar. First çiğniyor. Nefesi güzel geliyor. Bu arada yani? Bu... Ebru Gündeş'in o klibi şey değil mi ya? Blacked değil mi yani? Hani eski versiyonları. Yani hani sen Allah'ın bir lütfusun şarkısında oynatıyordu, onu mu diyorsun? O evet arada. Evet. Yani daha sonra evet. Popüler bir Türk türü haline geldi o, biliyorsun. Türk? Popüler bir tür haline geldi tür. Ha. Yani evet. Kullanıldığını gördük biz başka örneklerde, onu diyorsun. Evet. Abi ben şeyi hatırlıyorum bu arada. Yani o çok kötü bir çıkmazdı. Ben herhalde orada birazcık sonra jortladım. Dedim ki abi şimdi kafeye gidiyoruz. Benim normal davranmam lazım. Yani kadına diyeyim ki merhaba biz bir kahve alabilir miyiz? Hı-hı, falan oturalım diye demek diye hayal ettim böyle kafamda konuşmayı çevirdim. Girdik. Where is toilet dedim kadına. kadın yani direkt 5-0 geri başladık, anladın mı yani? Hiç oradan sonra toparlayamadım yani. Ve en son şeyi hatırlıyorum. Benim böyle bir şeyim vardı. Böyle yan cepli bir kapri gibi bir şeyim vardı herhalde. Yan cebinde de abi böyle elliyorum orayı, tamam mı? Böyle bir katı bir şey geliyor elime. Allah Allah, bu ne diyorum? Altıma mı sıçtın diyorum, tamam mı? Oğlum o bendim lan. Abi o bendim şimdi. Benim adımı almışsın. Şey yapmışsın yani. Ortamlarda anlatıyordur kesin. Ne olmuş? Ne çıktı abi? Abi tuvalete o yüzden ben girmiştim. Tuvaletten ben çıktım. Hamit Altıntop'u sen izliyordun o yüzden. İyi peki, tamam. Ne çıktı abi sonuçta o katı şey? Hiçbir şey değilmiş meğer. Bacağıma dokunuyormuşum. Ha, bende cüzdan çıktı abi. Benim yan cebimde cüzdan var. Ben onu sıçmık zannediyormuşum. Böyle dev bir kaka zannediyormuşum. Yani. İğrençsin ya. Bu hikaye gerçekten boka sarma lafı burada tam şey olarak vuku buldu yani. Bu arada endişelenme abi, yakın zamanda yani hani bunun şeyini çekiyorsun diye demiyorum ama yakın zamanda ülkemize sanırım kenevir gelecek abi, çünkü Abdurrahman Dilipak abi ısrarla Twitter'dan kenevirin faydalarını anlatan şeyler yazıyor ya. Okuyayım mı birkaç tanesini? Açtım şimdi yayından önce. Dinliyorum. Bak şimdi hemen okuyorum abi. Ya koronaya gelince öldük mü öldük bilmem ne diyorlar falan filan. Adam diyor ki tamam, oksijen için oksijen makinesi lazım. İyi de kenevir oksijen fabrikası gibi çalışıyor. Yani şey, yeşil olduğu için. Ama onun dişisinin tepe yaprağında esrar var. İyi de kardeşim, kolonya içince de kafa yapar. Hem de daha zararlı. Bedava. Her eve, bahçeye, balkona oksijen. Bitki, hayvan, herkes için. Yani adam diyor ki resmen
oksijen yapsın diye bak kenevir ekmemize izin verin de ben onu içeyim diyor. Şey Böyle bir şey olabilir mi ya? indoor harvesting yapacaksın yani. Hani herkes böyle şey gibi dolaşacak böyle. Brooklyn Street'teki böyle kafasında bandana. Yo dostum ben bugün 2 kilo ektim falan gibi dolaşacak. Ve koronavirüs Ve ilk örneği Abdurrahman olacak yani. atacak. Aynen. Ya bu adam şey bir adam değil miydi ya? Yani muhafazakar bir çizgisi olan bir adam değil miydi? Ya ben de öyle biliyorum. Yeni Akit'te yazıyor diye biliyorum. Yani şey mi acaba hani şeyler de öyleydi ya. Haşhaşiler de böyle Tabii. Hasan Abdullah'dan Afyon Hasan ekibi. Sabbah. Hı Ha, hı. yani Afyon dinlenme tesisleri ekibi, sucuk ekmek ekibi. Onlar şeydi yani. Bunlar tabii şeye gidip kaplıcıya gidip Kaplıcıya ondan gidip sonra orada sana orada cenneti çıktılar. gösteriyoruz diyeyim. Aynen. Ya orası böyle bir buharlı ya tam o efektler de güzel oluyor çünkü Tamam yani tamam. orada o yürüyordur yani. Ama şey işte yani iyi yani hani biziz desek yani kenevirek desek bize derler ki bunlar sapık manyak falan derler yapmazlar. Adam kaleyi işten fethediyor yani isteyeceğin en güzel kenevir elçisi yani Abdurrahman Dilipak yani 2 numara şey olurdu herhalde diye düşünüyorum. Binali Yıldırım falan olurdu yani gayet iyi bir örnek bana sorarsan yani. Umarım gelir yani kenevir bu adamın çabaları sayesinde bilmiyorum. Bu arada bu adamın dev gibi elleri var abi. Eğer televizyonda görmediysen bu adamı Abi bir ben bak. ne bileyim elleri ne kadar büyük diye bakmadım ki yani. Abi bu adamın elleri hayır çok büyük abi. Bu adamın kafası da çok büyük ama eli de kafası kadar büyük. Yani adam eliyle fırından 1 metrelik pideyi çok rahat alabilir. Anlatabildim mi? Metrelik pide var ya Nasıl alır eliyle. bir şey? Ya hani elini kürek niyetine kullanırım dolaylı olarak anlatımı mıydı bu? Hı. Tam olarak buydu yani. Yani bir de eli olanın şeyi büyük olan derler de hiç Abdurrahman Dilipak'ın yarrağını düşünmek istemiyorum. O yüzden burada Abi, kapatayım istersen. o onunla ilgili değil ya. Adam da akromegali var herhalde. Yani büyüme Aa. hormonu, evet, yani büyüme hormonu belli bir yaştan sonra fazla salgılanınca eller, burun, kafa büyüyor. Ama burun zaten full büyüyor diye duymuştum. Burun ve kulak full büyüyor, değil mi? Yani Yok, hep kulak yani full büyüyor. yaşadığın sürece büyüyorsun. Kulak hep büyüyor, burun değil ya. Kulek. Okey tamam. sen de haber var mı kardeşim? Ya ben de bir tane haber var aslında. Koronavirüs nedeniyle yatırılan Kırıkkale'de bir hasta taburcu olurken bütün ekiple beraber, hastane ekibiyle beraber şey yapıyor. Penguen dansı yapıyor. İzledin Abi mi ben onu onu? bir dakika gördüm. Neresi dedin sen? Bir daha şehri söyle. Kırıkkale. Değildir. Kırklareli Lüleburgaz'dır. Olabilir. Ola daha olası. Evet. Yani ben bu arada Kırıkkale ile Bir daha Kırklareli. olsa orada penguen mi var daha çok? Oranın penguenini Kutuplara daha yakın. Kutuplara daha yakın varmış. mi düşünüyorsun? Ama doğru. Hakikaten daha yakın yani. Doğru diyorsun. Bir haberim Abi daha var. ben Lüleburgaz'dan aman okuyayım. Haber bitmedi. Ne? Tamam. Verip geçiyor musun abi? Bende de bir haber var abi. Brent petrol 76 dolara düştü. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah Allah. Bu ne abi? Biz akıl Ben ajansı de Bülent Petrol anlıyorum. Bülent kim diyorum ya. mıyız? Brent petrol. Aman petrol kardeşim. Aman petrol 50'ye düşmüş. Abi ben o haberi videoyu görünce şey sandım. Şey biraz garip oluyor. Onu diyeceğim. Yani niye bizde böyle oluyor? Yani bu video atıyorum Güney Kore'de yayınlansa, Güney Kore'de böyle Happy Feet dansıyla uğurlasalar yani. Ay ne kadar tatlı. Bizde böyle şey olmaz deriz. Ya bizde oluyor ama yani Lüleburgaz'daki doktorların penguen dansı yapmasını da içselleştiremiyorum. Abi bunlar manyak mı diyorum yani. Hani o adamların günlük hayatını biliyorsun ya yani. Hani o adam akşam eve Evet. gidip Sörok izliyor. Menemen yiyor. Ya menemen yiyen bir insan penguen dansı yapabilir mi? Gelemiyorum. Yani çok dar kafalıyım herhalde. Bilmiyorum ya. Ya bence öyle. Çünkü yani mesela bu videoyu atıyorum İtalyanlar izlerken neşelenmiştir, gülmüştür. Aynen öyle. Ha, yani sen eleştirel yaklaşırken onlar ne kadar şirin, sempatik falan demiş olabilirler. Ben de eleştirmiyorum. Moral olarak güzel bir şey bence ya şu günlerde. O zaman sen de yaparsın yani. Haftaya hasta tabi ücretin de senden de kardeşim. Abi Hayır. maskeye güvenirim. Şansı bekliyorum. Maskeye güvenebilirim yani belki maske tam kapatıyorsa Olabilir. beni. Ya bir haber Haber daha bakalım. var. La Casa de Papel de Helsinki diye bir karakter var.
Helsinki, bu aslında çok yeni bir haber değildi. Ben yeni okudum. Helsinki olmasaydın hangi şehir olmak isterdin diye soruyorlar. İstanbul diyor. Senin olmak istediğin bir şehir var mı? Abi önce sen cevap ver çünkü ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Konteksti bir şehir olmak dediğin ne oluyor yani o şehir kadar büyük mü Ya oluyor? O şehir kadar güzel mi oluyor? Çok anlamadım yani o yüzden. bunlar yani mesela soygun yapacaksın, bir kod adın olacak. Mesela Çağatay değil de sana Lübnan diyeceğiz mesela. Şehir değil ama ülke olarak. Mesela. Yani mesela Lübnan mı olmak istersin soygunda, yoksa atıyorum Sudan mı olmak Lübnan istersin? ülke bu arada özür diliyorum da. Sudan da ülke Sudan da ülke. zaten. Hayır. Dedim ya zaten hani bu ülke konteksinde verdim aynı örneği. İyi tamam. Ben on, yani soruma cevap vermemiş oldun ama ben kendi cevabımı vereyim o zaman. Ben de o zaman madem biraz değiştirebilir ben Lapseki olmak isterdim abi. İşte bu Çünkü kardeşim. yani ağza çok güzel oturuyor ya. Gerçekten çok şık yani. Küfür gibi bir ilçe değil mi Lapseki bu arada? Sen Çanakkale değil misin lan bu arada? Lapseki, evet, Çanakkale'liyim. Çanakkale'nin bir ilçesi ve her seferinde İyi giderken birisi yani. Çanakkale'ye, evet, içinden geçiyorum Lapseki'nin. Bak şu an bile küfretmiş gibi oldun yani. Amına koyuyorum bir yoldayken. Çok enteresan bir laf ya. Lapseki'nin içinden geçiyorum derken. Yani seni götüne siktim demiş gibi bir şey oldum bana kardeşim. Örselendim yani sen bana bunu dediğinde. Şey ama yani çok güzel bir yani bir kere yani bir ilçe düşün, Boğaz'ın dibinde abi, Boğaz'a bakıyor yani. Boğaz'a bakan ilçe var mı Türkiye'de? Yani Sarıyer böyle mi şey. var? Ne bileyim. Abi tamam da yani İstanbul'un semtini sayma bana yani. Bu ilçe direkt Boğaz'da yani, Boğaz'ın dibinde. O açıdan güzel bir ilçe yani. Tamam abi. İyi seçim yaptım diyorsun yani. Ben ama fonetik Evet. yaklaştım bu arada yani. Evet, olabilir. Ben de şey, Sende ne var? ben Ereğli olabilirdim abi. Çünkü yani hangi kim olduğu belli olmayabilirdi yani. Ereğli çok var ya. Yani soygunda yakalanma ihtimalim yok. O ben değilim diyebilirim. Anlatabiliyor muyum? Ben Karadeniz Ereğlisiyim. Ne alakası var ya? Ereğli'yi Ben yakaladık dedikleri zaman direkt yani bir bahanem var hakim elinde yani. abi çok iyi düşünmüşsün. O zaman mesela Ulus da olabilir. Çünkü Ulus Türkiye'de o kadar çok var ki abi. En azından Zonguldak'ta var. İstanbul'da var ve Ankara'da var. Bunu Şey, yeni biliyorum. mahallede çok var mesela yani. Batıkent, yeni Haltepe'de mahalle. var. Evet. Evet. Ya da mesela Akköy. Mesela Türkiye'de herhalde 6 milyon tane Akköy vardır herhalde diye Olabilir. düşünüyorum yani. Güzel çıkardı. Çok karaktersiz bir şey seçmişsin. O yüzden senin isim seçiminden karaktersiz olduğunu çıkarttırsam bir sıkıntı yok herhalde. Yo, hayır diyebilirsin. Güzel. Var mı bu aralar Ömer'cim dinlediğin son zamanda kulağına çarpan vaktini yani geçirmek için dinlediğin bir şeyler, podcastler, Abi ben radyolar? podcast dinleyicisiyim. Yani senle bu işe başladığımızda sen bayağı podcast dinlemiyor olabilirsin ama ben bayağı dinliyordum yani aslında esasında. Yiğitcan Erdoğan diye bir eleman var. İtalya şey nerede, Yunanistan'da yaşıyor zannedersem. Ya yani bunların bir ekibi var ve bu daha çok grubun böyle daha kreatif işlerini yöneten, daha böyle metin yazarı olan, bu tip böyle senaryolarda falan kişi bu diye gözüme çarpıyor. Normalde Twitch yayını yapan falan bir ekip bunlar. Bunların bir podcast'i var. Zaman Altı diye. Yani böyle aslında bildiğimiz bir konsept. Radyo tiyatrosunu podcast olarak yapmış. Tamam, podcast olarak yapılan örneklerini de biliyoruz esasında. Fakat çok başarılı yapmış. Hem arkasındaki efektler olsun, hem yani hikaye anlatım şekli olsun. Anladığım kadarıyla orijinal bir hikaye. Yani böyle bilim kurgu, distopik öğeler de barındıran. Enteresan bir hikaye. Yani ben sonuna gelmedim ama şeyi böl şeye gideceğim kusura bakma. Hani ben çıkış tarihini biliyor musun az çok? Yani işte bir sene önce mi, 3 sene önce mi? Çünkü var mı Yani bir evet. bilgin? Çünkü Yok ben yani yakın o zamanda konuda şeyle yani hani spoiler vermiş olmayalım ama hani ben bu arada bitirmedim. Sen daha uzun okudun, dinledin. Ben sadece ilk iki bölümünü evet. dinlediğim için söylüyorum. Hani eğer geçmişe gitsen ve işte
Hitler'in bebeği karşında olsan, bebek Hitler karşında olsa onu vurur musun mesela diye bir paradoks O var evet. aslında. Böyle bir paradoks Bu varmış. klişe bir paradoks. Evet. Yani oradan Ama çıktığını biliyorum. Ben devamını bilmiyorum bu arada ama hani sen senaryo dedin ondan dedim. Yani muhtemelen gerisi her şey orijinal. Oradaki metin tamamen orijinaldir diye düşünüyorum ama konsept esasında herhalde mesela veya bak çıkış mesela hikayesi. bu adamın bunu düşündüğünü eminim. Yani bu paradoksu falan aklına getirdiğini, işte Hitler zamanına gitse ve onu öldürmeye kalksa falan gibi bir şey düşündüğüne eminim. Ki zaten kontekste de öyle şeyler var. Fakat mesela buna farklı bir yönden yaklaşmış. Biraz spoiler olacak. Burada dinleyiciler biraz ileri alabilir. Hitler'in babası oluyor yani mesela. Oğlum bana da spoiler oldu. Allah belanı versin senin ya. Yani izleyiciler yani ben o kadar söyleyeceğini zannetmiyordum. Daha böyle çok ileride bir şey söylersin zannediyordum. Yani hani ya, ya ne bileyim. İyi Sen bir de tamam ben de çıkıyorum sen anlat. o kadar izlemedin mi yani? Aa bir dakika bir dakika. Babası oluyor dediğin. Ha bir şey diyeceğim. Bu annesini affedersin şey yapıyor. Evet. Sikiyor. Affedersin dedikten sonra da şey çok komik. Benim sorgular da komik oldu. Affedersin amına koyuyor kardeşim. Tamam. Hani ben şey bekliyorum işte böyle beraber bir münakaşaya giriyorlar şey yapıyor falan böyle. Temas halinde oluyor falan gibi böyle. Bir yumuşatma beklerken. Ama bir şey diyeceğim öyle değil mi hakikaten? Sana, yani ben sen bana söyle de affedersin dedikten sonra herhalde her şeyi söyleyebiliyorsun yani. Yani Tabii ya. affedersin anasını amına beton döşüyor kardeşim. Neyse. Ondan sonra o çocuğu olan kişi yine Hitler mi oluyor yani? Ya yok spoiler vermeyeyim artık izle yani o kadarını da yani İyi ya tamam. orada karışık şeyler var. Ama güzel bir senaryo, güzel bir hikaye. O yani oynanış oyunculuklar da fena değil. Zaten o ekibi tanıyordum ben Twitch'ten. Kimler Fena. var? İsim olarak Mert yani başrolde oynayan adam Mert Günhan Simon diye bir olarak adam var. gözüken. Ha, ben şey görsem dinlesem kesin tanırım da. Adam podcastçilerin yüzünü tanıyor. Helal olsun lan sana. Adam gibi İşte bu koca yürekli adam. adamsın. Yani şey Mert Günhan diye bir karakter var. En ön planda o geldi aklıma şimdi. Şey, benim tek bir olumlu yani bence kesinlikle güzel müzikler de güzel yani hani arkada o ambiyansı veren şıkır şukur falan filan gibi yani radyo tiyatrosunun gerekliliklerini bence yapıyor zaten. Burada konsept radyo tiyatrosu. Yani o da orijinal Tabii değil. Şimdi tabii. açık konuşalım. Yok tabii. Radyo tiyatrosu yapıyorlar yani. Radyo tiyatrosunu podcast'a koyunca yeni bir janr yapmış olmuyorsun bana sorarsan. Yok Ama kesinlikle. benim en çok vurulduğum kısım metin yazarlığı kısmı oldu. Yani şeyi bilirsin. Tatlı Hayat'ı bilirsin. Hani bilir misin bilmiyorum şimdi çok garanti konuştum ama İhsan Yıldırım falan vardı. Biliyorum Haluk biliyorum. Bilginer'in Haluk Bilginer evet. yani o mesela bir çevir, o bir uyarlama aslında. Yani tam hatırlamıyorum ama o bir yani Beyaz Aile vs. Zenci Aile mi ne Amerika'da. Onu Türkiye'ye getirirken Yunan ailesi vs. Türk ailesi yapıyorlar. Haliyle o denize dökmek, o böyle Feraye, Yorgo siz nereye, nereye dökeceğim sizi dereye, dereye gibi hani o bütün espriler, o bütün şiirler acayip lokalleştirilmiş. Hani Asterix ve Obelix'teki Güzel bir neydi lan uyarlama şu öyle olur Laz neydi ya Laz ulan mimarı Laz müteahhit yapmışlardı da adamın adını da Temellius. He, Temellius yapmıştı mesela. Hani bir senaryoya da bir orijinallik katıyor ya mesela. evet. Bunda da onu diyorum yani bir uyarlama bile olsa muhteşem sol ayağımla falan gibi referanslar veriyor mesela. Örnek veriyorum. Evet. Yani şeyi hissediyorsun ya bu adam belli bir sosyal medya fenomenlerini belli bir medyayı ya da işte ekşi sözlü bir yeri takip eden insanları, o fenomenleşmiş şeyleri takip eden, aynı kültürü takip eden insanları konuştuğu dili konuşuyor ve oraya göndermeler yapıyor ve oradan espriler devşiriyor. Onu dinledikçe ben mesela daha fazla bağlandım diyebilirim. O kadar bağlandım ki iki bölüm izledim mesela. Yani bayağı hızlı gitmişsin. Ama yani tavsiye ederim devam edersen güzel yani güzel bir konsept bekliyorum. Birkaç bölümü biraz sıkıcı ama sonrasında yine toparlıyor diye düşünüyorum. Yani Şey var biz mı? Bir şey daha soracağım hemen. Çok kısa soracağım. Özür diliyorum böldüğüm için. Hiciv var mı abi? Onu görüyor musun? Ben bazen böyle bir yönetimi gömerken acaba yani bizdeki hükümeti de uzaktan sopa gösteriyor. Onlara da bir gömmece yapıyor mu gibi bir soru edindim ama çok ilerleyemediğim için bir tespitim Hayır olamadı. hayır. Senin öyle bir tespitin Yok. oldu mu? Öyle bir tespitim yok. Yani ben bayağı sonuna kadar izledim. Öyle bir tespitim yok. Yani bu biraz daha böyle şey yani espri
...leriyle ön plana çıkan bir podcast'te değil zaten. Daha çok anlattığı hikayeyle ve seni bağlamasıyla ön plana çıkıyor. Şey bir konsepti yok yani, böyle bir yönetimi gömme gibi böyle, ya da ne bileyim bir olacak o kadar değil yani. Bir hiciv yok yani. Okay. Hayır değil. Tamam. Yani biliyorsun bu podcast fikrimizi birkaç arkadaşımıza söylediğimizde hep şöyle geri bildirimler alıyorduk. Yani abi ya işte ergen miyiz ya, genç miyiz? Ne gireceğiz bu işe falan filan gibi, böyle biz ilk sende yapmayı düşündüğümüzde. Ne diyorsun? Sence biz biraz yaşlı mıyız ya bu işler için? Abi bu işler için kesin yaşlıyız açıkçası. Yani biz zamanı olduğu için yaptığımızı zannetmiyorum. Sadece benim edindiğim izlenim sadece seneye daha yaşlı olacaktık. O yüzden şimdi en doğru zaman diye düşündüğüm için bence şu an bunu yapıyor olmamız doğru. Açıkçası ben bu 30'lara gelmek benim için önemli bir şeydi. Önemli bir ne diyelim, milestone'du diyelim yani. Ben hiç 30 olmayacağım zannediyordum ve 29 yaşında hala genç olacağım. Yani 29 yaş hala genç ve 30 çok yaşlı gibi bir ayrım vardı. Ve şimdi 30'lara geldim. Hiç de öyle düşünmüyorum diyemeyeceğim. Hakikaten yaşlıyım. Yani bence mekanik olarak bir yaşlanma geliyor. Sen doktorsun, daha iyi bilirsin ama hakikaten. Benim gitgide bir yerden sonra, artık 27'den sonra mı 28'den sonra mı ne, şeyi kabul etmek istemesem de bana artık kabul ettirdi bunu hayat yani. Gittikçe daha yavaş iyileşiyorum. Eskiden hiç sallamadığım şey, mesela telli bir şey yapabilirsin ya mesela gençken. Hiçbir şey olmaz ya da bir aksırırsın, toparlarsın. Onun ya da sabaha kadar içersin, ertesi gün dipdiri kalkarsın. Hangover'ı toparlamak bir günden fazla sürüyor artık yani. Ya böyle saçma sapan şeylere dikkat etmek zorunda kaldığımı fark ettim. Dedim ki o zaman yaşlanıyorum yani. Hani şimdi fıtığım çıktı mesela. Ya fıtık ne abi? Ya fıtık ismi gereği zaten 20 yıl atıyor yani. Ben fıtığım dediğim zaman algı olarak 20 yıl atıyorum. 50 yaşındayım şu an yani. O çok kötü ve iyileşemiyorum da yani. Hani eskiden şey olurdu böyle. Ben basket oynuyordum eskiden. Şeyi hatırlıyorum yani. Böyle baskette böyle ayağını yan üstüne düşersin de bileğini burkarsın ya mesela. O bileğini burkarsın abi. 2 gün şey yaparsın yani. Böyle bir acılı yürürsün. 3. gün gene aynısını koşarsın. Şimdi o mesela senin için bir ayın iptal olması demek. Ve ileride görüyorum ki 5 yıl sonra o benim için 1 yıllık bir iptal olacak. Ya da şu fıtık benim 1 yılımı yedi mesela. Ya da 1 yılımı daha yiyecek. O yüzden insanın, bana sorarsan, fizik olarak her geçen gün, her sabah yeni kalktığında daha kötüye gidecek olman bayağı moral bozucu. O zaman çünkü kendine şunu soruyorsun. Abi ben fizik olarak madem kötüye gidiyorum her gün, acaba mental olarak daha iyiye gidiyor muyum? En azından oradan toparlar mıyım diyorsun. O da çok kendine bir yük bindiriyor abi. Yani kendi, ya ben hala bu hatayı yapıyor muyum dediğinde, bu bazen salak hataları bir daha yaptığında, bazı günleri full tembellikle geçiştirip kendini iyileştiremediğinde veya işte artık her gün 10 dakika kitap okuyacağım, 10 dakika dil çalışacağım, 20 dakika bilmem ne dediğinde, o bütün günü YouTube'da mallayarak geçirdiğinde diyorsun ki abi zaten hani o ilk 20 yıl gitti, kaldı şurada bilmem kaç yıl, artık o çok önemli değil ama ondan da bir günü, bir haftayı yedim ve haftaya daha sakat, daha yaşlı, daha az bir beyni hücreli bir insanım diyorsun. Açıkçası yani orta yaş depresyonu bu yaşlarda mı geliyor bilmiyorum ama ben bu degradasyonla gidersem yani, hani bu iniş trendiyle, bu moral olarak çöküş trendiyle devam edersem, beni 40 yaşında Bağkur emeklisi edebilirsin Ömer'cim açıkçası.